Herkese selamlar dostlar. 9 Eylül 2023 iddia tarihleriyle hepinize selamlar. Yani muazzam bir seri içindeyiz. Nazar değmesin diyorum. Başka bir şey demeyeceğim. Birazdan göstereceğim. Neyin serisi, yüksek yüksekmişse hep birlikte göstereceğim. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ondan bahsedeyim. Skor yarışmamız arkadaşlar Kuzey Makalonya ile İtalya. İtalya'nın da başında Spalletti geldi. Spalletti'nin sanırım ilk mücadelesi. Bu yüzden bu maçı sordum. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Bilen bir arkadaşımızı katıp Telegram gruplarımıza ekleyelim. Her türlü soru görüş öneri. Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Gruplar hakkında bilgi almak isteyenler, gruplara katılmak isteyenler, maç hakkında soru sormak isteyenler Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Dostlar dün 2 adet yüksek misli verdim. Ve bu yüksek misliler 500 misli 500 misli olarak da önerdim. Milli maçların ilk maçları olması kaynaklı çok fazla yüklenmedik. Ama bugün bir 700 misli 700 misli verdik. 700'ün bir tanesini içeri aldık, bir tanesi beklemekte. Şimdi Hollanda'nın ben kazanmasını bekliyordum. Bu reaksiyon maçıydı ki. Yani Hollanda tarafının şöyle son form bakıp. Yunanistan kaybetmez diyenler falan olmuştur mutlaka sizlerden de. Ama bu reaksiyon maçıydı ve Hollanda'nın kazanmasını bekliyordum. Ve kendine güvendiğimden kaynaklı burada Hollanda galibiyetine 500 misli olarak önerdim içeride. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da Polonya ve Fransa'nın da atacakları iki golleri değerlendirdi. 1.69 gibi oranı vardı. Fransa zaten iki golü çok zorlanmadan attı. Polonya'daki 0 attı fakat ikinci yarıda gelen gollerle birlikte Polonya galip geldi. Polonya biraz zorlasa da burada 1.69 gibi orandan 500 mislimiz. Avrupa kombinimizde içeride. Şimdi bu yüksek misler geliyor. Bu misleri yazıyoruz. Niye yazıyoruz? Dostlar ben zaten her zaman söylüyorum. Yüksek mislerin en güzel avantajı burada bir kasa yönetiminin olmasıdır. Bu kasa yönetimine de baktığımız zaman şu an Eylül ayı için söylüyorum ben. Ağustos'u zaten 6 6921 TL karla kapatırken Eylül'de şu an artı 4735 TL net kar var. Bilginize. Bu şekilde Eylül'de kasasını tuttuk ve her zaman devam ettiğini de belirtmek istiyorum. Ve ana kombinelerde özellikle ana kombinelerde tam 6 ana kombinede de gruplarda işlenmeye devam ettik. Bu 6 ana kombinesinin 2 tanesini zaten YouTube'da vermiştik. YouTube'da da kazanmıştım. Hatırlarsanız 6 ana kombinedir kazandı. Bugün 7. kombinemizi yaptık. Umarım gelir diyerekten de güzel bir seri olsun. Oldu da devam de etsin diyerekten de 6 ana kombinedir kazanan bir Kangal Telegram grubumuz mevcut. Ve sadece onlar değil hem basket hem de Avrupa kombine olaraktan da editör arkadaşlarımız da El Profesör ve Yiğit olmak üzere onlar da kombineleri işlendirmeye devam ediyor. Zaten katı Telegram grubundaki arkadaşlar şöyle bir yorum yaparsa alt alta zaten sizler de göreceksinizdir bunları. Ve canlı olarak da zaten devam ediyoruz. Canlı maçlarımız devam ediyor. Canlı vermeye devam ediyoruz hep birlikte. Hem herkes açık grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında var. Orada da veriyoruz. Kendi gruplarımıza zaten veriyoruz. Oraya da katılmayı unutmayın. Canlı olarak da kazanç sağlamaya devam ediyoruz sizlerden bir canlı video atsanız beğenilerdir Artı 300 seviyesinde bir beğeni bekliyorum. Bakın o kadar emek var ki anlatamam yani. O kadar analiz, emek, izleme vesaire, not alma o kadar emek var ki anlatamam. Sizlerden ricamız videoya beğeni atmanız veya bir emeğine sağlık yazmanız bizler için zaten yeterli olacaktır. Ben zaten yorumların hepsine dönüş yapmayı çalışıyorum. Azerbaycan'la Belçika maçıyla başlayalım isterseniz. Dostlar Belçika tarafında önemli iki tane sakatlık var. Bu iki sakatlıkta zamanında birbirlerine kısmen düşman olan iki oyuncu diyebilirim. Kurtuğa bu maçta olmayacak. Real Madrid'de de bildiğiniz yok. Ve Kevin De Bruyne bu ikisi gerçekten önemli sakatlık. Şimdi Hazard'da bildiğiniz üzere Belçika milli takımını da bıraktık. Zaten son dönemde çok fazla e, fayda sağlayamıyordu. Belçika'nın ileri hattına baktığımız zaman ileride Lukaku olacaktır. Roma'nın yeni transferi. Solda Carrasco, sağda da Manchester City'nin yeni transferi. Muhtemelen Doku olacaktır. Yine orta sahada Tilemas, Onana gibi isimlerle birlikte veya Mangala da olabilir. Bu isimlerle birlikte bir hücum edecektir. Azerbaycan ile Belçika arasında zaten 1-2 gömlek hatta 2 gömlek net bir fark var zaten. Ve bu fark sadece oyuncu olarak söylemiyorum ben. Oyun olarak da gerçekten bir fark olduğunu söylemek mümkün. Fakat Kevin De Vure'ünün... Ee, sakat olması ve kurtu da sakat olması özellikle Kevin De sakat olması hücumda bazı şeyleri bence sıkıştıracaktır. Benim skor beklentim burada 2 0 3 0 ayarında bir mücadele. 4.5 altında 2 yaparsanız dostlar bir Belçika galibiyeti çıkacaktır. Fakat bu skor benim beklentim doğrudan hatta 2-0 diyeyim. 4.5 altında 2'nin bir 34 gibi oranı var. Eğer oranı biraz daha yükseltmek istiyorsanız da 3.5 altında 2 yaparaktan da 1.76 gibi oranlara kadar yükseltebilirsiniz. Net skor 2-0 diyelim bizim olsun 2-0 kazanalım. Ukrayna ile İngiltere mücadelesi. İngiltere'nin kadrosuna baktığımız zaman muazzam bir kadro var ki son 7-0'lık mücadeleyi ben canlı izlemiştim. Ve ona bir sürü canlı yapmıştık. Yaptığımız canlılarda da kazanmıştık. İngiltere'nin şu an kadrosuna baktığımız zaman da sağda Saka, solda muhtemelen Rashford olacaktır. Grealish bu maçta olmayacak sakat. İleride de muhtemelen Kane olacaktır. Declan Rice arkada ve Bellingham Real da çok güzel işler yapıyor. O da aynı şekilde sağda olacaktır. Ukrayna'ya baktığımız zaman da Yarmelenko'lar vesaireler, Tizankov gibi isimler olacaktır. Fakat şunu söyleyebilirim. Maç Polonya'da oynanacak. İngiltere'nin bu oyuncu kadrosuna güvenmekte fayda var ki özellikle Bellingham ekstra ekstra formda başladı. Ben Bellingham tarafından da bir gol bekliyorum. Burada idealimiz deplasman atacağı iki gol olsun. 1.40 gibi oranı var. Deplasman 1.5 üstü oranı. Şu an bu oran 1.42'de 1.40'a düşmüş. Bu oranda daha da düşecektir bence. Deplasman 1.5 üstü alabiliriz. Onun dışında benim skor beklentim 2-0-3-0 ayarında bir İngiltere galibiyeti. Eğer İngiltere tarafından handikap da alırsanız dostlar burada 1.86 gibi oranında değerlendirmiş olursunuz. Oran yüksek bence değerlendirmeye değer. Estonya ile İsveç karşılaşması. İsveç deplasmanda kendi taraftarı önünde olsa çok zorlanmayacağı bir mücadele olacaktır. Fakat deplasmanda olduğu için kısmen zorlanma ihtimali de var. O yüzden burada İsviçre'sin İsviçre'nin de ilk mücadelesi. Yani ideal kadro sahada olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Yani İsak, Fosberg, sahada da Kulusevski olacaktır e, Swanberg da muhtemelen arkada olacaktır diye düşünüyorum. Estonya'ya karşı yani galip gelmesi çok normal. Ki grupta baktığımız zaman hem Belçika hem Avustralya liderli almışken İsveç'in de çıkma ihtimali bence var. Yani oynamış olduğu ve takım kalitesiyle birlikte bu jenerasyon uzun zamandır var zaten. Bir İshak sonradan eklendi buraya. Deplasman 1.5 üst Estonya'ya karşı neden olmasın diyorum. Onun da oranı 1.36'ya kadar düştü. Benim bu maçta tek tercihimdir. Yani 2-0-2-1 ayarında hatta kendimle skorumu not alayım. 2-0, 2-1 ayarında bir skor çıkma ihtimali var. Deplasman adına değerlendirecekler, da Bol şanslar. Makedonya ile İsveç. Ee, İtalya mücadelesi. Bakın Spalletti takımın başına geldi. Makedonya'da İtalya'yı en son maçlarında sanırım bir yenmiş miydi? Berabere mi ne kaldı? Dünya Kupası olayı vardı bildiğiniz üzere. İtalya burada yani Makedonya'ya karşı ve Spalletti'nin ilk maç olması kaynaklı. Bence net favori. Kuponlara girecek bir maç da olacağını düşünüyorum ben burada. İtalya'nın burada mutlak galibiyetini bekliyorum. İtalya'ya baktığımız zaman da burada Chiesa, Raspadori gibi isimlerle özellikle orta sahada Tonali olması da İtalya'da muhtemelen Tonali olacaktır o orta sahada da. Şöyle söyleyeyim yani acı acı çıkartacaktır Makedonya'dan bence. Ve özellikle ben Spalettin'in ilk maç olması kaynaklı. Burada en az iki gollü bir İtalya galibiyeti bekliyorum. Bir ee, buçuk üstünde 2 1 32 gibi oranı var. İdeal olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu ideal kombinlerde kullanabilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Eğer biraz daha yüksek oranı isteyen varsa 1.65 gibi orandan yine burada da İtalya tarafına handikap olabilir. Yani beklenmedik bir skor çıkma ihtimali bence biraz düşük. Ama burada en az iki farklı bir İtalya galibiyeti ve en az iki golü bir İtalya galibiyeti zaten beklediğimi söyledim ve idealdir. İtalya'dan burada biraz park yaratmasını bekliyorum. Romanya ile İsrail. Bunlar da grupta birbirleriyle çekişme yapan iki takım. Özellikle baktığımız zaman da İsviçre zaten çıkar buradan. Romanya veya İsrail buradan ikinci olarak çıkacaklardır diye düşünüyorum. Burada da çekişmeli bir maç olacaktır. İsrail de yeri geldiği zaman da kaliteli kadrosuyla birlikte iş yapabiliyor. Fakat oyuncuları son dönemde biraz formsuz. Romanya da kendi evinde oynayacağı bir mücadele. Burada mücadele gelenlerinde toplam gol aralığına tek tercih olarak gittim. Mücadele gelen ne olur bilmiyorum ama her iki takımda maçı kazanma ihtimali var ve beraberlik ihtimali de var. Fakat bu skor doğrultusunda 2-3 gol bağlantısında gidecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 5 adet maçım vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.